Arkadaşlar merhaba, bugün size bir pivot tablo örneğini göstermek istiyorum. Şimdi elimde şöyle yaklaşık 355 satırdan oluşan, yaklaşık değil de 355 satırdan oluşan 6 şirkete ait A4 siyah beyaz yazıcı, A3 siyah beyaz yazıcı, A4 renkli yazıcı ve bu yazıcıları kullanacak kişi sayısını içeren bir database'imiz var, bir verimiz var. Bunu nasıl bir özet tablo haline getireceğimizle ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Öncelikle tablonun içindeyken şuradan ekle menüsüne geliyorum. Pivot Table'a tıklıyorum. Pivot Table'a tıkladıktan sonra zaten sayfamın tamamını aşağıya kadar seçti. Gördüğünüz gibi otomatik olarak yeni bir çalışma sayfasını oluştur diyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi burada pivot tablo sayfamız açıldı. Öncelikle ben şirkete göre önce buraya ili tıklıyorum arkadaşlar. Burada ben database sayfasında Ankara, Bursa, Gaziantep gibi illerde bulunan şirketleri buraya attım. Şimdi bana özellikle lazım olan A4 yazıcı, A4 siyah beyaz yazıcı. Bunu tıkladığım zaman otomatikman gördüğünüz gibi buranın altına geliyor. İllerin altına geliyor. Ben bunu işaretliyorum. Değerler, şu değer tablosuna atıyorum arkadaşlar. Ve burada şu anda standart olarak sayısını gösteriyor. Tabii biz bunun toplamını alacağız. Burada değer alan ayarlarına tıklıyorum ve toplamını al diyorum. Gördüğünüz gibi önce neydi? Say dediğimiz zaman yine aynı şey gerçi. Toplamını istiyorum. Çoğu bir fazla değişmedi ama toplam diyeceksiniz. A3 siyah beyaz yazıcı, onu da arkadaşlar aslında işaretlemeden de direkt alıp mouse'la şuraya taşıyabilirsiniz. Yine bunun toplamını alacağız. Değer alan ayarlarından toplam diyorum. Sonra A4 yazıcıyı da aldım. A4 renkliyi de seçtim ve bunun da yine toplamını seçip tamam diyorum. Bir de son olarak kullanacak kişi sayısı, bunu da aşağıya bıraktım arkadaşlar, en altta. Kullanacak kişi sayısı şu anda 352 çıktı. Dikkat ederseniz şurada sağ tuş diye değer alan ayarlarına gelip toplam dediğim zaman kişi sayısı değişti. Bakın. Az önceki A3, A4 yazıcılarda da aslında değişecekti ama hepsinden birer adet olduğu için sayıda da yine aynı şey çıktı. Toplamda da aynı şey çıktı ama kullanacak kişi sayısının 2700 kişi olduğunu az önce ne yaptım? Mesela say olarak ayarlı geliyor. 352. Ben bunu diyorum ki sayma diyorum. Bunun toplamını bana ver diyorum ve toplamını da verdi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bundan sonrasına dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu klasik bir görünüm. Bunu biraz daha farklılaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu başlıkları değiştirmek istiyorum. Burada toplam kelimesinden kurtulmak istiyorum. Şu toplamı siliyorum. Enter'a basıyorum. Diyor ki bu isim zaten var. Niye? Çünkü şurada aynı isim var. Biz bunu bu şekilde isimlendiremeyiz. Onun yanına siyah beyaz yazıcı ekliyorum. Yani farklı bir şey eklerseniz kabul edecektir. Yazıcı. Yani A4 siyah beyaz yazıcı. Şunu da siliyorum. Toplamının sonuna da yazıcı. Şuraya geliyorum. Evet, dışarıdan araç maraş sesi gelebilir. Balkondayım. Yazıcı. Tamam. Şuna da aynı şekilde yazıcı diyorum. Yok, yazıcı değil. Zaten kullanacak kişi sayısı. Kullanacak toplam. Buraya da toplam ekleyeyim. Toplam kişi sayısı dedim ve üstteki başlıklarımızı düzenledik. Şimdi ben buraya ekle diyorum ve buraya bir satır eklemek istiyorum. Şuraya da iller diyorum arkadaşlar. İller. Tamam. İllerimiz burada. Şimdi ne yapıyorum? Dikkat edin bundan sonrasına. Şu alanı da birleştir diyorum. Buraya biraz sonra bir şeyler yazdıracağım. Örnek bir yazı yazayım. En azından boyut ayarlarını yapayım şöyle. Tamam. Biraz sonra buraya da bir başlık yazacağız. Başlığımız sileyim. Zemini Aynı şekilde şöyle lacivert olsun. Yazı rengi de şöyle bir renk olsun. Tamam. Buraya kadar güzel. Yine şu alanı seçiyorum. Ve buraya da yine aynı rengi verdim. Şöyle biraz daha açayım arkadaşlar. Şuraları da biraz genişletmek istiyorum. Yok, çok büyük oldu. Oo. Geri alayım. Bir daha geri al diyorum. Sağ tuş satır yüksekliği diyeyim. 14'tür ya. Bunu 18 yapalım. Tamam, güzel. Şimdi şu tablomuzu şöyle seçiyorum. Klavyeden CTRL kontrol tuşu basılıyken yukarıdaki ESC'nin altındaki 1'e basıyorum. Kontrol 1. Buradan kenarlığa geliyorum. Şu kesik kesik kenarlığı seçip içe tıkla, içe uygula diyorum ve uyguladım. Şu alttaki toplamı da şöyle ortalıyorum. Tamam. Evet. Şimdi bundan sonrası ne yapacağız arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz ben şuraya tıkladığım zaman şuradaki pivot tablo alanları ortaya çıkıyor. Boş yere tıklayınca gidiyor. Ben şurayın hiç artık bundan sonra görünmesini istemiyorum. Başkası buraya müdahale etmesin artık. Şu bölmenin artık görünmesini istemiyorum. Bunu arkadaşlar yine makrodan öğreneceğim. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kodunu bilmiyorum. Geliyorum geliştiriciye. Önce buraya tıklayayım. Gözüksün önce. Şu tablonun içindeyken makro kaydet diyorum. Makro 1 olsun ismi. Tamam diyorum. Şurayı çarpıyla kapatıyorum arkadaşlar. Ve gelip kaydı durduruyorum. Şimdi makrolara gidiyorum. Düzenle diyorum. Bakıyorum ne yazmış. Bakın Active Workbook Show Pivot Table Find List False yazıyor. Ha, demek ki ben bunu kesiyorum. Geliyorum çalışma şuradaki sayfa 1'de bizim bir dakika şunun ismini de değiştireyim arkadaşlar. Buna da özet diyelim. Özet. Tamam. Şimdi geliyorum şu özet sayfasının Worksheet Open olayına geliyorum. Worksheet açıldığı zaman ya da Activate'ine geliyorum. Bu kodu buraya yapıştırıyorum. Şimdi tekrar tabloma geldim. Artık dikkat edin arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman bakın pivot tablomuz artık gözükmüyor. Hatta ekleden pivota geldiğiniz zaman bakın pivotun da artık pasif olduğunu görüyorsunuz. Kimse artık sizin buradaki değerlerinize müdahale etmez arkadaşlar. Edemez. Buraya kadar da anladık. Şimdi bundan sonraki önemli kısma bir geliyorum. Öncelikle geliştiriciye geliyorum arkadaşlar. Buradan ekleden şöyle 5-6 tane buton ekliyorum. 6 tane şirketim vardı ya arkadaşlar. Şurada database'te şirket 1, şirket 2, şirket 3. Şimdi ben bunun özellikler kısmından buraya şirket 1 diyorum. Şirket 1. Tabii şirketlerinizin gerçek ismini yazarsınız. Ben özet, yani örnek olsun diye şirket 1 dedim. Bunun da yine back color'dan rengini şöyle yapsak mı? Yapalım. Yazının rengini de beyaz yapalım arkadaşlar. Tamam. Hatta fontuna gelip kalın diyelim. Tamam. Bunu kontrol shift ile beraber kopyasını alamıyorum. Biz yok. Kontrol C ile kopyalıyorum. Kontrol V ile yapıştırdım. Şirket 2. Yine Ctrl V şirket 3. Yine Ctrl V şirket 4. Ctrl V 5. Ctrl V dedim şirket 6. Bir tane daha Ctrl V. Bu da böyle. Şimdi tabi bunların hizalamaları şunların hepsini shift ile beraber seçip aynı hizaya getirebilir miyiz? Şuradaki left'ten 0 yazarsak o 0 değil. 10 diyelim. Tamam, güzel. Aynı soldan aynı hizaya geldiler. Yüksekliklerini de ayarlamamız gerekiyor. Şöyle göz kararıyla arkadaşlar. Şöyle. Bakın sonuçta bir dikkatle dinlerseniz işinize yarayacak. Yine 10 diyorum. Tamam. Şuranın arka planını da tekrar şöyle seçip yine az önceki şu renge boyadım. Biraz yakın oldu. Tamam. Şuna arkadaşlar şirket 2 diyorum. Şuna şirket 3. Yani bir holdingde çalışıyorsunuz mesela. Holdinge bağlı birkaç şirket var ve hepsinin yazıcı ihtiyaçlarını yazdınız. Bir üst yöneticiye arkadaşlar, yani yönetime bir şekilde sunacaksınız. Böyle bir, buraya da tümü diyorum arkadaşlar. Tümü. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi ben burada şirket 1'e tıkladığım zaman şirket 1'in verilerini çağırmak istiyorum. Bunu da ne yapıyorum? Dikkat edin. Geliştiriciye geliyorum. Pardon, geliştirici diyorum. Yanlış söyledim. Ekleye geliyorum arkadaşlar. Şurada dilimleyici var gördüğünüz gibi. Dilimleyiciye tıkladım. Buradan da şirketi seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın arkadaşlar, burada şirket 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilimleyicimiz var. Ben burada bunları tıkladığım zaman otomatikmen yukarıda görüyorsunuz, tüm şirketlerin verilerini çağırıyor. Şimdi ben bunun yaptığını şu butonumun içine alacağım. Bunun yaptığı işi bu yaptığım butonun içine alacağım. Bunun için ne yapıyorum? Yine geliyorum. Geliştiriciden makro kaydete gelip tamam diyorum. Ve gelip şu anda makro kayıtta şirket 1'e tıkladım. Şirket 1'in verilerini gösterdi ve kaydı durdurdum. Hemen makrolara gidiyorum. Şu makro 2'yi düzenle diyorum. Bakın benim için şurada güzel bir şekilde kodumu yazmış. Ben bunu kesiyorum arkadaşlar. Ve geliyorum. Geliyorum şirket 1'in içine çift tıklayarak giriyorum. Az önceki makronun bana yazdığı kodu buraya yapıştırıyorum. Şirket, bak dikkat ederseniz kod hep aynı. Sadece burada şirket 1 true'dur. Demek ki diğer kodlar içinde, diğer butonlar içinde şirket 2 için ben bunu false yapacağım, şunu true yapacağım. Bu kadar. Şimdi geldim. Artık benim şununla hiçbir işim kalmadı. Ben hatta şu dilimleyiciyi siliyorum. Sadece onu kullandım arkadaşlar. Maalesef kötü emellerime alet ettim o makroyu. Ondan faydalandım. Bana kodu yazdı. Ondan sonra onu sildim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum bundan sonra? Şirket 1'in içindeyken bir de şuraya hani yazı yazdıracağız ya arkadaşlar. Bunun, bu hücrenin adı nedir? B1. Şuranın içine giriyorum. Üste diyorum ki sheets özet nokta range B1 nokta value eşittir şirket 1 yazıcı detayı diyelim ya da yazıcı ihtiyaçları. Yani bizim birinci şirket için ihtiyacımız olan yazıcıları gösterecek ve böyle. Şimdi ben bu kodu kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum şu şirket 2'nin içine girip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sadece şunu false yazıyorum. Bu false, şirket 2 true diyorum. Ve şurada ya şirket 2 yazıcı ihtiyaçları. Tekrar geliyorum. Şirket 3'ün içine Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şirket 3 yazıcı ihtiyaçları, şu false olacak. Şirket 3 true olacak. Yine geldim. İnşallah anlıyorsunuzdur. Çok basit. Şuna şirket 4. Şunu false yapıyoruz. 4'ü de true yapıyoruz arkadaşlar. Şirket 5'in içine girdim. Ctrl V. Şirket 5 yazıcı ihtiyaçları. Buna false diyorum. Şuraya 5'e true diyorum. Son olarak şirket 6'nın içine girdim. Ctrl V ile yapıştırdım. Şuna 6 dedim. Şuna yine false dedim. Şuraya da true dedim. Tamam. Şimdi geldim tümüne. Tümünde ise hepsi true olacak arkadaşlar. Şu true'un hepsine yapıştırıyoruz. Yani hepsini göster diyoruz. Ve tüm şirketler. Tüm şirketlerin yazıcı ihtiyaçları. Tamam. Şimdi Şöyle bir deneyelim. Şirket bir hata verdi. Hata verdiyse arkadaşlar dilimleyici silmeyecektik arkadaşlar. Vallahi yanlış yaptık. Dilimleyiciyi silmeyecektik. Onu gizleyecektik. Yanlış yaptık. Neyse bir daha gelelim. Şuradan dilimleyiciye geldim. Şirket dedim. Tamam dedim. Tamam. Bakın şu anda şirket 1. Onun ismi değişti arkadaşlar. Yanlış oldu ya. Şunun ismini hani şurada isim dilimleyici şirket yazıyor arkadaşlar. Bunun ismini öğreneyim şuradan. Şunun şu anki ismini öğreneyim. Oraya yapıştıracağım. Yine bunu makrodan faydalanıyorum. Geliştiriciye geldim. Şuradan bu makro kaydet niye çalışmıyor? Şunu durduralım önce. Durdurdum. Şimdi bakın ne yapıyorum şimdi. Makro kaydet dedim. Kayıt 3'e basım gelip makro 3 diye isim verdim. Kaydet dedim. Şirket 1'i tıkladım. Sonra kaydı durdurdum. Geldim burada makro 3'te ne yazmış bana? Şunu yazmış. Dilimleyici şirket. Ne değişti ki ya? Bizim yaptığımızda ne yazıyor? Dilimleyici şirket. Şunu bir alalım. Bakalım ne fark var. Niye bizimki çalışmıyor da? Şuraya bir yapıştırayım arkadaşlar şunu. Aktif workbook dilimleyici alt-tire şirket. Değişen hiçbir şey yok. Bizim kodlar çalışıyor mu bakalım. Şirket 6. Çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizimki de çalışıyor. Hiçbir şey değiştirmedim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ben sadece bir öncekini silmiştim. Tekrar oluşturdum. Ve bunu götürüyorum arkadaşlar. Şöyle sayfa kayabilirse şöyle bir yerlerde gizleyeceğim. Yani sayfada hiç gözükmesin. Şöyle bir yerlere bıraktım. Ve geldim. Benim dilimleyiciyle işim yok artık. Kimse dilimleyicimi de görmüyor zaten. Gördüğünüz gibi her şey çalışır durumda. Şirket 4, şirket 2. Bakın şirketlerimi görebiliyorum. Ve raporumu alıyorum. Şimdi de ne yapıyorum? Şurayı seçiyorum arkadaşlar. Şurayı. Aynen. Şu bölmeyi seçiyorum. Ekle menüsüne gelip buradan grafiğe geliyorum. Ve şu grafiği. Şu grafiği seçeyim. Bir sene arkadaşlar grafiği nasıl yapmam gerekiyor bir düşüneyim. Pardon. Şu illeri içine katmayacağım. Şöyle yazıcılarımı seçiyorum ve kullanacak kişileri seçip elim kontrol tuşunda basılıyken aşağıdaki toplamları seçiyorum. Yani üstteki başlık ve aşağıdaki toplamlar. Sonra geliyorum buradaki grafiklerden niye böyle yaptık? Grafik olarak mesela grafiğimizi de gösterdik arkadaşlar. Sonra grafiğin üzerindeyken sağ tuş şöyle grafiği seçtiğimiz zaman şey gelmesi lazımdı ya. Bir dakika. Veriden şuraya etiket ekleyeceğim de. Veri etiket ekle. Gördüğünüz gibi etiketi de ekledim. Şuradaki değerleri biraz büyütüyorum. Ondan sonra tamam. Böyle sileyim delete tuşuyla. Hatta iller de böyle kalsın. Tamam. Evet. Buradan birinci şirkete tıkladığım zaman şirketin toplamlarını görebiliyorum. Artık pivot tablo olarak kimse müdahale de edemiyor arkadaşlar. Önemli olan burası. Yani grafiğimizi bir nevi pivot tablomuzu bu şekilde hazırladık. Hangi şirketi tıklıyorsak o şirkete ait verileri görebiliyoruz. Böyle bir örnek yaptım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Bu tür videoların devamı için artık arkadaşlar abone olursanız, beğendiyseniz de beğenirseniz en azından bizi de biraz daha bu tür videoları hazırlamaya teşvik edersiniz. Hepinize başarılar diliyorum.